her şeyi yaratan, yani bütün sonuçları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Sadece sebepler Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametine perde. Üstad Hazretleri'nin yaklaşımıyla izzet ve azamet ister ki esbab perdedar edersin, kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin, tesiri hakkiden. Esbabın müessiriyeti yoktur esasen. Müessiri hakkı Allah'ta Celle Celaluhu. Maddi sebepler olur bazen bu esbab. Bazen sizin dualarınız olabilir, tadarruğunuz olabilir. Aynı zamanda mahzuniyetiniz, muzdariyetiniz, mutazarriyetiniz. Bunlar birer sebep olabilir bu mevzuda, bunlar da. Fakat esasen o işi perde arkasından yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Sebeplere riayet etmeme diye bir şey yok yani. Maddi esbab mevzuunda gayret sarf etmek Cenab-ı Hakk'a karşı tevekkül ve teslimiyette bir kusur oluyorsa şayet insanlığın iftihar tablosu tıbbi nebevi hiç söz konusu olmazdı yani. Ya şu mevzuda şu, şu mevzuda şu, şu mevzuda şu. Bunlar işte sebeplere riayet demektir. Evet. Ama bunların bazıları manevi, hakikaten Allah'la irtibatla alakalı. Bazıları da maddi sebeplerdir. İşte kimyacıların, esasen farmakologların yapmak, ortaya koymak istedikleri şeyler, tabiplerin yapıp ortaya koymak istedikleri şeyler. Hatta işte korunma mevzu, insanların iftar tablosunu geçen de birisi sohbette konuşuyordu. Yani varsa oraya gitmeyin, vebaya gitmeyin. Evet, orada içerideyseniz dışarıya çıkmayın. E bu günümüzde modern düşüncenin bundan farkı yok yani. Evet, evlerinize kapanın, oturun evlerinizde. Efendim, evlerde kapanmış duruyorsanız dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıkacaksanız içeriye girmeyin filan. Zehirlenmeyin başkalarını. Esas, yani bu icmali böyle tafsil ederken esasen zannediyorum her şey yerli yerine oturur. Burada. Bunun gibi sebeplere riayet, yani bu mevzuda da öyle. Keşke hakikaten yapılması gerekli olan şeyler önceden yapılsaydı. Meselenin aslı üzerinde, cereyan keyfiyeti üzerinde, şekli üzerinde, mahiyeti üzerinde farklı mütalalar serdedilebilir. Ama bizi ondan daha çok esas alakadar eden husus şudur. Efendim, bu türlü musibetler böyle bir musibete amme olarak geliyor. Bazen mesela tsunamiler geliyor ama bir bölgeyi alıp götürüyor. Bazen zelzeller oluyor hakikaten. Mesela işte Türkiye'de büyük iki zelzele, 38'de Erzincan'da, İzmir'de olan zelzele. Bir yönüyle geniş alanlı esasen, yani biri nerede, biri nerede filan. Fakat bunların her ikisi de Hazreti Üstad üzerinde duruyor bunun. Ya diyor, buralarda efendim iman, İslam ve Kur'an-ı Kerim'i anlatacak esasen, insanları Allah'a tevcih edecek kimseler yoktu veya azdı, diğerleri galebe çalıyordu onları. Şimdi bir de küreselleşen bir dünyada, her şeyin evrenselleşmesi esasen, küreselleşen bir dünyada böyle bir umumi çözülme, umumi dağılma, umumi kirletme filan, hak ve hakikatin ayaklar altına alınması. İlle de örnek almak istiyorsanız, Çin'de gidip araştırmaya lüzum yok. Pakistan'da, Hindistan'da araştırmaya lüzum yok. Kendi vatanınızda bakın yani. Mezalimin nasıl zirve yaptığını görün orada. Ahlaksızlık almış efendim, kırtlakta bir yönüyle orada. Uyuşturucu kırtlakta, bohemlik kırtlakta. O şimdi arkadaşların sokaktaki sesleri duyurmak için böyle açık bazı şeyler dinlettiklerinde o çarşılarda lebalep dolu insanlar gelip geçiyor. Öyle gayesiz, öyle mefkuresiz, İslamiyet'in tasvip edeceği bir kılık ve kıyafet yok yani orada. Fakat hiç kimsenin umurunda değil. Neler onların umurunda, nelerin üzerine ciddiyetle gidiyorlar, onlara baktığınız zaman da hayret ediyorsunuz. Bu açıdan da tek bir yeri böyle alıp onu değerlendirdiğiniz zaman da bunun bin katına müstahakız biz yani. Bizim yüzümüzden bunlar oluyor. Cenab-ı Hakk'a teveccühte, duada, niyazda, tadarruda bulunalım. Cenab-ı Hak bu belayı ammeyi, mubikatı, muhlikatı bizim üzerimizden kaldırsın. Çoluk çocuk var, kadın var, erkek var, efendim
zavallı masum insanlar var bu mevzuda. Bir şeyden haber olmayan insanlar var. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَامُ مِنْكُمْ خَاسَ Bela musibet geldiği zaman sadece o zalimlere isabet etmeyecek. Masum insanları da götürecek. Belki böyle az vicdanla meseleye böyle baktığınız zaman içinizden aman ya Rabbi verme falan, verme ya Rabbi. Bu açıdan da hani Çin'de bir mesele oluyor ondan sonra bu dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Adeta evrensel bir bela, musibet gibi bir şey oluyor burada da. Efendim falanlar günah işlediler de şimdi onlar da bundan korkuyor, tir tir titriyorlar. Oh müstahak filan. Bu çok yakışık almayan bence bir iddia, bir söz, bir laf. Bu türlü şeylerden, yakışıksız şeylerden sakınmak lazım. Şimdi böyle diyeceğimiz işe yarar şeyi şudur meselenin. Ya Rabbi bu bela ve musibet eğer biz gibi günahkar insanların günahlarından ötürü beşere musallat olmuşsa Allah'ım senin rahmetin çok geniştir. Ömür boyu hep böyle günah işleyen insan bir kere giderken, sana gelirken esasen efendim kapıyı aralarken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor. Böyle bir kapıyı aralama onun kurtuluşuna vesile oluyor. Sen buyur diyorsun, içeriye alıyorsun. Rahmetin vüs'ati bunun böyle olmasını iktiza ediyor. Sen hiçbir şeyi şöyle böyle yapma, mecburiyet ve mükellefiyetinde değilsin. وَمَا اِنْ فِيَلُنْ اِسْتَسَ اَفْتِرَادٍ اَلَى الْهَادِ الْمُقَدَّسِ تَعَالِ Cenab-ı Hakk'a hiçbir şey yapılması vacip değildir. O hiçbir şey yapma mecburiyetinde değildir. İrade-i kamilesi, meşiyeti tammesi, kudreti kahiresi vardır. İstediğini istediği gibi yapar. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ Meseleyi bu şekilde ele alarak bize düşen şey en kötü insanlar için bile Allah'ım bunlar kötülüklerden vazgeçmeleri için sana havale ediyoruz. İnlem turid telyinehum telyine kulubihim ve sevkahum ilel hakkı vel adaleti vel istikameti. Bunları sana havale ediyoruz. Bize zulmettiler, ağlattılar, kıydılar. En masum insanlara canavar dediler, terörist dediler. Oh iyi oldu falan. Hayır, öyle değil bence. Eğer bunları bu türlü şeyler yapmadı, haksız iseler sana havale ediyoruz. Eğer hidayetlerini, kalplerini yumuşamasını murad etmiyorsan sen, buna sana havale ediyoruz. Evet. Bize düşen şey odur. Oh iyi, müstahak oldu, alın çekin. Daha büyüğü de gelecek başınıza. Öbür tarafta da işiniz yamandır filan gibi şeylerle esasen birilerinin bölme, parçalama, böyle darmadağınık etme mevzuunda onların zalimane tecavüzlerini iştirak ederek aynı şeyleri yapma çok şık değil esasen. Evet, o türlü şeylerden sakınmak lazım. Şimdi bakışımız bu olmalı kanaat-ı aczanemce benim. Bu türlü şeyle yani Çin'den çıkar filan. Ben başka bir yerdeki adam da buna efendim Çin şeyi virüsü falan dedi yani. Oradaki adam da hemen bu saygısızlıktır dedi. Birisi Çin'e maletle saygısızlıktır dedi filan. Bence hiç kimsenin bu mevzuda böyle bir şeye maruz kalmasını bir levme vesile yaparak, bir kınamaya vesile yaparak levm etmeme, kınamama. Efendim, hatta denebilir ki yani yapıyorlarsa bunu kendi başlarına gelir bir hadis-i şerifin ifadesiyle. Evet, ölmeden yaşarlar onu mutlaka. Hafizan Allah. Bize düşen her zaman insanca davranmadır. Bize insanca davranmasalar bile biz insanca davranmakla mükellefiz. Şimdi bir bela gelip kapının tokmağına dokundu veya işte bizim kapımızın eşiğine ayağını bastı filan. Böyle endişe verici, korkutucu hususiyle tam öbür tarafa inanamamış insanlar için çok endişe verici bir şeydir yani. Hayatı her şey zannedenler, her şey bu dünyada yaşamadan ibaret. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Dünya hayatını tercih eder, severler, ahiret hayatını tamamen terk ederler. Bu tipten olan insanlar hakikaten korku ve telaş içindedirler hakikaten.
Bir kısım müminler de o iman kalplerine çok iyi yerleşmemişse, onlar da aynı paniği yaşarlar, aynı telaşı yaşarlar. Dolayısıyla şöyle böyle az tembih yapılsa bunlar, kendilerine gelseler, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etseler, Allah bu belayı def ile Cenab-ı Hakk'a yaklaşmış olurlar yani. Bir yönüyle hemen herkes tarafından Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesile olması açısından Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bela ve musibet geldiğinde aman ya Rabbi falan derler. Sahili selamete çıktıkları zaman da bildikleri gibi yine davranırlar. Şimdi insanlara bildiği gibi davranma değil esasen. Nasıl o dalgalara maruz kaldığı zaman, nasıl belalar, musibetler onu o pençesine aldığı zaman Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Aman ya Rabbi diyor. Değişik misalleri biliyorsunuz. Aynen öyle insanlara onu telkin etmek suretiyle bu belaları hemen herkes hakkında, bu musibetleri hemen herkes hakkında Cenab-ı Hakk'a teveccühe bir yönüyle vesile olması için lazım gelen şeyi yapmalı. Elinden gelen her şeyi yapmalı Allah'ın izni inayetiyle. Bir ikincisi de evlere kapanıyor, işte günahlardan uzaklaşmış oluyor bir yönüyle. Şöyle böyle belki en az inanan insanlar içinde bile bir mehafetullah, bir mehabetullah duygusu oluşuyor zannediyorum. En azından öyle içinde o duygu oluşan insanlar için çok önemli bir şey oluyor. Hakikaten bir halvet yaşayabilirler. Erbainler yaşıyor gibi olabilirler. Başkaları bunu ihtiyari yapmışlar. Bunlar da mecburi yapıyorlar. Nasıl şimdi bazı hicretlere, göçlere mecburi şey diyoruz, hicret diyoruz. Aynen öyle de buna da mecburi halvet, mecburi inziva bela denebilir yani. Keşke kendilerini dinleyecek insanlar olan kimseler yani, Diyanet teşkilatları, imamlar, vaizler, müftüler, bu istikamette idare-i kelamda bulunsalar hakikaten, bu olumsuz şeyler bile çok pozitif değerlendirilebilir. Allah'ın izni inayetiyle değerlendirilebilir. Karamsar davranmamak lazım. Onun kazandırdığı bir şey yoktur esasen. Bunun bile bir veçi rahmet olduğunu düşünerek böyle efendim onu aynı vesile-i necat sayarak bence Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek lazım bu musibet anında. Hem Allah'a karşı saygının gereğidir bu. Rızasının razı olmanın gereğidir. Hem de aynı zamanda füzuli laf etmek suretiyle günaha girmemenin yoludur, yöntemidir Allah'ın izniyle. Kim bilir böyle bir şeyden sonra, bunlar alameti kıyametse, böyle bir şeyden sonra insanların Cenab-ı Hakk'a daha külli şekilde bir teveccühüne de vesile olabilir bu mesele. Ahir zamanda hakikaten kıyamet kopmadan az evvel inanmadık insan kalmayacak yani. Veya büyük çoğunluk demek. Yani yeryüzünde hep inanmış insanlar bir yönüyle hakim olacaklar. İnanç numayan olacak burada. Sonra da yine şeytan ortada bir kere daha oyununu oynayacak. Yeniden Müslim-i Şerif'in ifade ettiği hadis-i şerife göre Allah Allah diyen kalmayınca kıyamet kopacak o zaman da. Şimdi bu iki şey de var, iki hadise de var. Hani bu da o duhanlardan bir tanesi mi biliyor? Arkadan da çekirge geliyor. Arkadan başka bir şey geliyor. Bakıyorsunuz bunlar üst üste. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'a teveccühe insanları zorlayacak. Yani çok ciddi bir inanma şeyi olacak esasen. Faslı yaşanacak yeryüzünde. Öyle bir fasıl yaşanacak. Risaleler yapılırken, başka birileri başka şeyler yaparken, kimileri evolüsyona karşı eserler yazmış, kimileri inkar uluhiyete karşı eserler yazmış, hepsinin bir şeyi var. Yani bunları biraz günümüzün anlayışı, günümüzün idrak ufku ve günümüzde esasen kabul gören esas terminolojiye göre şekillendirip programlar yaparak esasen bunu değişik yerlerde anlatmak lazım. İnsanlığın iftar tablosu 13 sene o nuraniyetine rağmen, insiba gücüne rağmen 13 sene Mekke'deki durumu belli, ayrılıp gitmiş yani Medine-i Münevvere'ye. Hemen birdenbire beni dinlesinler, hemen olsunlar filan olmayabilir bu. Mesela tevhid hakikati, Cenab-ı Hakk'ın vücut hakikati, Zat-ı Ahad-ı Ahad-ı Semed'in
Allahu ehad, Allahu samet, Allahu hayy, Allahu kayyum, Allahu alimul gayb ve şehadetu ve rahmanu rahim. Bunların hepsini birer konu edinerek esasen zat-ı uluhiyeti anlatma. Öldükten sonra dirilme imkanını anlatma. Bunda efendim 10. söz ve 29. söz bu mevzu önemli şeylerdi, kaynaklardı yani bunlar ama günümüzün terminolojisiyle esasen onu günümüzün o mevzudaki uzmanlarıyla esasen o mesele yeniden kitaplar herkesin okuyabileceği birer el kitabı haline getirmek lazım. Tabi bizde o tembellik var yani yapamadık onu. Hazreti Üstad'ın o çırpınıp durduğu o şeyler günümüzün insanına onun idrakine göre esasen sunulamadı yani veremedik onu maalesef. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bu hareket Allah'ın bir lütfu oldu. Fakat bizim hatamız yani. Geldi zalimler musallat oldular. Kendimden biliyorum ben. Kendimi ne kadar levim ettiğimi bilemezsiniz yani. Efendim bu 3-5 tane serseri haydut, okuma bilmez, kitap bilmez filan. Kalkıp bunları idare edemediniz. Üzerinize geldiler bunlar. O mübarek oluşumu bir yönüyle kırdı geçirdiler. Kezzap döktüler mübarek bir kaynağı. Evet, yani kendimizden biliyorum onu ben. Kim bilir ne olurdu ama kim bilir belki şimdi olanla neler olacağını Allah bilir yani. Şu olanlarla esasen öyle bir noktada bulunuyor ki açılımı biraz daha açtığınız gibi makas biraz daha açıldığında diyeceksiniz Allah Allah bu ötekinden daha hayırlıymış belki. Bilemeyiz yani bunu. Allah'ın izni inayetiyle. Yalnız hiçbir şeyi kendimizden bilmememiz lazım. Madem müessiri hakiki odur. İşi sahibine vermeli, burada nankörlük yapmamalı. Ama hiçbir şey olmadı da dememeli. Tahdisi nimet kabilinden Allah'a binlerce hamdü sene olsun.